Sayın izleyiciler, Türkiye'den Mutaların Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Malatya ile Arguvan ilçesi Konakbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Güzel ile röportaj yapacağız. Amacımız köylerin tüzel kişilikleri kapatıldı, mahalleye dönüştü. Muhtar arkadaşımız ilçenin kıdemli muhtarlarından 4. dönem seçildi. 3 dönem köy muhtarlığı yaptı. 15 yıl köylerin tüzel kişilikleri kapatılması üzerine Konakbaşı Mahallesi oldu. Konakbaşı Mahallesi'nde ilk muhtarlığı yine Ali Güzel muhtarıma nasip oldu. Biz de muhtarları ne yapıyoruz? Tarihe not düşüyoruz. Şimdi Ali Bey'e soruyoruz. 15 yıl köy muhtarlığında köyümüze hangi hizmetleri kazandırdınız? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Köyümüze. Benim ismim Ali Güzel Konakbaşı Mahalle Muhtarıyım. Evet. 5. dönemim muhtarlığım. Evet. Ben bu muhtarlığım için efendim çeşmenin depoları yaptım. Evlere su aldım. İçme suları. Çok güzel. Ondan sonra poşet bir çukuru yaptırdım ve kanalizasyon yaptırdım. Çok iyi. Kaç senesinde yaptırdık bunları? 2000 senesinde. 2000 yılında yaptırdınız, evet. Evet, 2000 senesinde yaptırdım. Ondan sonra telefon kulübesi yaptım. Telefonu evlere bağlattırdık tekrar. Çok güzel o zaman. Ondan sonra daha da... Yolun ince malzemesi dökülmüş. Evet, yolun bir devre 2002'de miydi, 2003'te miydi yani bir... Malzeme önce malzeme bir kere asfalt yapıldı. Bizde ben yapıldı asfalt. Bir kere yapıldı ama bozuldu. Nasıl yapıldı? Bozuldu. Onunca da yapıldı. Asfalt ama tutmadı. Bir sene sürmedi. Evet. Tutmadı. Bozuldu. Şimdi tekrar başkanımız sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun. Ahmet Çakır Beyefendi. Ahmet Çakır da Beyefendi. Çok teşekkür ederim kendisine. Yollarını giden sene şey döktürdü. Bu sene inşallah asfaltını yapacak. İnce malzemesi dökülmüş evet. Sayın izleyiciler. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde asfaltı yapılacak. Evet. Yani asfalt yapılmaya uygun hale gelmiş. İyicene oturmuş yol. Biz işte, grup yolu aynı zamanda. Evet, 4 köy bu yolu kullanıyor sayın izleyiciler. Artı Arguvan'ın köyleri Arapgir'e bağlayan grup yolu bu. Evet. Mutlaka sıcak asfalt yapılmasını istiyorum. Aşağı Sürmenli, yukarı Sürmenli yolu sıcak asfalt yapılmış. Bir yer daha gördüydüm Arguvan'da sıcak asfalt yapmış. Belediye başkanı bu yolun da ben grup yolunun da sıcak asfalt yapılmasını Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan halkla istiyor. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Başkanımıza da sizlere de evet. Arguvan ilçe başkanımıza teşekkür ederim. Çok emekleri var hakikaten bizlere. Sağ evet. olsunlar. Tekrar benim iki yolum daha geliyor yani bir şeyden. Nereden geliyor efendim? Karayük'ten Arguvan, Karayük Kuyudere, Koçak. Kuyudere'den. Arguvan, Karayük, Kuyudere, Kuyudere'den de Koçak, Konakbaşı bağlanıyor. Evet, oradan da geliyor. Evet, İki tane kuyu yolu var sayın izleyiciler. Tekrar efendim. Evet. Tekrar Arguvan, Eymir, Kömürlük, Gökçekaş, Konakbaşı. Evet, 3 tane yolu var sayın izleyiciler. Evet. Yani burası merkezi bir yerde evet. bir köy. O yolların da toprak yolu da hala. Onlar da toprak. Stabilizesi yok doğru mu efendim? Yok. Evet. Bu çağda biz işte buralar mahalle oldu. Stabilize toprak yolu istemiyoruz arkadaşlar. Yani Türkiye'mize de yakışmıyor. Ama önce yine bir tane de yolumuz en azından asfaltlanmalı. Ben az önce röportajımızda da söyledim. Buradaki vatandaşlarımız misafirperver cana yakın. Bir yan komşu köylerde cenazesi olsa düğünler olsa vatandaşlarımız gidiyor katılıyor. Burada birlik beraberlik kazanmış. İşte biz Türkiye'de de birlik beraberlik kazanması için insanların dinine, ırkına, rengine, meseleine bakılmadan hizmetlerin tamamlanmasını çok sağ olun efendim. İstiyoruz. Ayağınıza sağlık. Evet. Onun için çok güzel. Mutlaka bu yollar da asfaltlanmalı diyoruz. İşte nereye gidersek bize arkadaşlar sordu, bu muhtarımız da sordu. Arguvan'da ve Arapgir ilçesinde yapmış olduğumuz röportajlarda basın olarak bizi çok güzel ağırladılar. Her gittiğimiz muhtar olsun, vatandaşlarımız olsun hemen bize açlık, dokluk, işte yolcu oldu, yoldan geldiğimiz için soruyorlar. Allah razı olsun. Efendim, görevimiz... Yani geleneklerimiz, göreneklerimiz burada en güzel şeklinde temsil ediyorlar sayın izleyiciler. Onun için Malatya'nın tüm vatandaşlarına canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Daha önce 2014 yılında da Doğanşehir, efendime söyleyeyim Akçadağ ilçelerini ziyaret etmiştim. Orada da toprak kalan köy yolları vardı. Evet, evet. Onların asfaltlanması için yazmıştık. Birçok yer asfaltlandı. İşte sıcak asfalt yapılan yerleri de gördüm. Ondan dolayı da teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza.
İşte yapılan hizmetleri de biz söylüyoruz, teşekkür ediyoruz. Yapılması evet, gerekeni de evet, söylüyoruz evet, tüm yetkililere. Evet, muhtarın 5. dönem seçildi. 1996 yılında ara seçimde seçildi sayın izleyiciler. 5 yılda bir yapılıyor. İkincisi 99'da yapılmıştı. 2004, 2009 ve 2014 yılında yapıldı. İlk muhtar seçildiğinizde kaç liraydı Ali Gödenek efendim? Ali Gödenek o zaman 175 lira civarında. Öyle bir şeydi yani. 70 lira yatırıyordu evet. SSK primini. Evet. Muhtarlar o zaman da SSK primleri yatırmıyordu sayın izleyiciler. Evet. Bak 110 lira alırken 110 Türk lirası alırken 70 lira SSK primi yatıyordu. Evet, SSK primi yatıyordu. Şimdi muhtarlarımız aile ödenekleri ne kadar oldu efendim? 1.300 lira oldu. Yani geldiğiniz noktaya bakın sayın izleyiciler. İşte Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, muhtarların sesini tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyurduk. Yetkililer de muhtarların bu isteklerine özlük hakların iyileştirilmesinde kulak verdiler. Biz de güzel şekilde muhtarlarımızı temsil ettik. Tabi muhtarlarımızın desteği sayesinde, yoksa Türkiye'nin her ilin ilçesini yapamayız, gezemeyiz. Çünkü Türkiye'de arkar yakın çok pahalı arkadaşlar. Evet. Onun nedeniyle işte basılı yayınımız Muhtarların Sesi gazetesi tamamı renkli. 8 sayfadan oluşuyor. Türkiye genelinde yayınlanıyor. Bu konuda da başarıyı yakaladık. 110 lira işte ilk başladı muhtarımız. Şimdi evet, 1300 evet. lira. Şu anda ne kadar yatırıyor muhtarlarımız sosyal güvenlik primi? 569 evet, lira 25 kuruş yatırıyor. Şey. Biz bunun da devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Mevcut emekli olan muhtarlarımızın da maaşını evet, eklenmesini istiyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Ben bir soru edeyim istiyorum izin verirseniz. Buyurun efendim. Efendim benim bu foşet bir çukurum var. İşte 2002'de falan yapıldı. Evet. Şimdi gelen bu çaya veriyoruz. Ağzı dereye gidiyor. Evet, evet, dereye gidiyor. Evet. Tekrar evet. Dereden aşağıda köylerimiz var. Evet. Aşağıda komşu köylerimiz var. Evet. İnsanlar doğru. Bu pislikler rahatsız oluyorlar. Evet, ondan rahatsız oluyorlar. Çevre kirliliği yaratıyor sayın izleyiciler. Evet. Hayvanlar sulanıyor. Evet. Kara sinek, sivri sinek oluşuyor. Her biz mutlaka artmasının yapılmasını istiyoruz. Evet. Maskeden, yani maskeden istiyoruz. Yani buradan yani evet, evet buna bir yani bir çözüm bulsun. Evet, bir çözüm bulursa çok yetkililer seviniriz yani. Evet. Sayın izleyiciler, işte az önce de bir yine Arap Dilim bir köyünde röportaj yaptım. Muhtarın annesi Konucak köyünde 85 yaşında dedi ki yavrum altyapı yapısın dedi. Yani bu dünyadan bir beklentisi yok. Allah dedim sağlık sıhhat uzun ömür versin diye yavrum bir şey istemiyor dedi ya. Sadece dedi işte altyapı yapısın dedi. Evet, görüyorsun çevrede. Yani 85 evet, yaştaki evet. ninemiz bunu istiyor. Burada da bak muhtarımız 5. dönem. Evet. İlçenin en kıdemli muhtarı sayın izleyiciler. Biz Türkiye genelinde işte Türkiye'nin en yaşlı muhtarını da yayınladık. En gecini de yayınladık. En uzun süre muhtarlık yapan arkadaşlarını da yayınladık. İnternet hepsi mevcut. Onun için kıdemli muhtarlarımıza öncelik tanıyoruz. Onun için teşekkür ederim efendim. Öbür arkadaşımız dedi bu muhtar benden kıdemli dedi. Direktmen bastık buraya evet. geldik. Çünkü muhtarlık bir gönül işi sayın izleyiciler. Halka hizmet yapıyor. Evet. Doğru mu efendim? Evet, evet. Halka evet, yapılan evet. hizmetin hakka hizmet anlayışıyla mücadele ediyorlar. İşte halk da kendini ne yapmış? 5. dönem takdir etmiş. Evet. 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 Karşına bu 5 dönemde de aday çıktı mı muhtar? Çıktı efendim. Bir tane çıktı. O da son seçimde çıktı. Evet, bu son seçimde. Kaç oy fark attın? Şey var 55 oy fark attım ben. 55 oy fark. Bizim 80 oy şeyimiz var. 80 şeyimiz var. Seçmenimiz var. Evet. Kendisi tabii İstanbul'da burada oturmuyor. İstanbul'dan geldi. Evet. Burada oturmayan milletler uygun görmediler. Tamam. Neden de şu yani. Misafir geliyor, adamın evi yok. Olmaz. Hani bir hayvan olacak, gelebilirse böyle bir çay, ne bir diyor, kahve. Mahalli idarelerin, gel evet. yapı taşı olan muhtar ne olacak? Mutlak mahallinde evet. ikamet etmesi lazım evet. sayın izleyiciler. Evet. Onu da belirteyim. Bunda evet. da işte ilçe kaymakamlarına, valilerimize evet. görev düştüğünü buradan belirtmek evet. istiyorum. Muhtarlar mutlak seçilmiş olduğu mahallesinde veya köyünde ikamet etmeli. Evet, efendim, halk evet, aradığı tabii. zaman muhtarı her zaman bulmalı. Doğru mu efendim? Tabii, halk tabii. kendini ne yapıyor? Çünkü temsilci seçiyor sayın izleyiciler. Burada kaymakamlarımıza sesleniyorum. Muhtarlarımızı zaman zaman habersiz olarak gelip bakmasını istiyoruz. Köyde mi oturuyor? Mahallede mi oturuyor? Evet. Oturmuyor mu? Doğru mu evet, efendim? Tabii, yoksa evet. muhtarların bak şimdi ayrı ödenekleri ne oldu? 1300'de oldu. Evet, değil evet. mi efendim? Evet, evet, bu evet. konunun dikkate alınmasını İstiyoruz. Mesela örnek vereyim. Pirali köyünde hiçbir vatandaş oturmuyor şurada. Karşı tarafta. Evet. Yolun kenarında. Köyü ziyaret ettik. Bir Allah'ın kulu yok. Bir tavuk, bir kedi, bir köpek görmedik. Bırak hiç insan görmedim sayın izleyiciler. Onu da belirteyim. Burada da seslendim. Valimize de sesleniyorum. Kaymakamlarımıza da sesleniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza da görev düştüğünü ben hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu
muhtarlarımızın aile ödenekleri kim veriyor? Devlet veriyor. Evet, evet. Bu parada tüyü yetmemiş yetimin hakkı var. Evet, evet. Onun için bunları savunmak da onların görevi. Devletimizi temsil ediyorlar. Evet, muhtar arkadaşımıza da ben buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir an önce şu yollarımızı yap da bizi rahatlığa kavuşturması için. Evet, ben de rica ediyorum. Yani aracımızın işte yeni nesil araçların altı çok engin sayın izleyiciler. Evet efendim. Altını sürte sürte geldik. Asfaltın önümüzdeki 1-2 ay içerisinde mutlaka yapılmasını istiyoruz. Çünkü soğuk havaya kaldığı zaman asfalt tez bozuluyor. Mutlaka da sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. Asfalt. Örneğinde gördüm. Arguan'da yapmış sıcak asfalt. Buraya da aynısını yapmasını rica ediyoruz. Belediye Başkanı Ahmet Çakır Beyefendi'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Malatya Arguan Konakbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Güdel'e de Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Efendim ben size çok teşekkür ediyorum. İyi geldiniz. Sağ olun, var olun. Tekrar sizlere ve Büyükşehir Belediye Başkanıma, Kaymakamıma, Arguan Kaymakamıma, Arguan Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağlık ve sıhhatler istiyorum. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun.